Bugün inceleyeceğimiz banka ICBC Banka. İsminden de anlaşılacağı gibi yabancı menşeli bir banka. Daha doğrusu yabancı menşeli derken 2014 öncesinde tekstil banktı. 2014'te Çin Ulusal Bankası yani ICBC Tekstil Bank'ın hisselerini satın aldı ve bundan sonra yoluna ICBC Türkiye Bank diye devam etti. Şu anda hem yabancı olduğu için içerisinde hem de bir banka hissesi olduğu için yükseliş beklentisi içinde de herkes doğal olarak. Çünkü genel baktığımızda banka hisselerinin geneli ederinin çok altında. Bu da yabancı menşeli olduğu için yükseliş başladığında herkes bunun kopacağını tahmin ediyor ama hiç de öyle olmuyor. Nedenine şimdi geleceğiz. Şimdi bu günlük bir grafik. Ne zaman hisse halka arzı olmuş? 2016'da. Şimdi baktığımızda şöyle bir aylık grafikten de göstereceğim önce. Şöyle ilk baktığınızda gözünüze ne çarpıyor? Hep düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış. Yani muhtemelen bakın da temel analizine kısaca bakmadan ben şunu diyebiliyorum yani şunu görebiliyorum. Bu ise yabancı menşeli olduğu için %90 lotları azdır ve bundan dolayı da kademelerde kimin ne aldığını, ne ettiğini, kimin ne sattığını gördükleri için tahtada istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Büyük ortak oldukları için. Bakalım. FK'sını falan geçelim. FK'sı 4. Bankalara göre baktığınızda FK'sı çok düşük. Yani ucuz. 64 milyon lotu var. %7,16 dolaşım oranı. Çin Bankası'nda dediğim gibi %92'si de içeride hissenin bankaya ait. İşte bundan dolayı bu hisseyi daha çok alsat yapıyorlar. Yani tahtacının elinde olduğu için sen yüklü bir lot girsen de bunu görecektir, yürütmeyecektir tahtayı ki öyle yapmış. Şimdi bakalım. En son bakalım. 2018'de 11 lirayı görmüş. 4 sene sonra 11,53'ü görmüş. Tekrar düşüşe geçmiş. Bakalım. Muhtemelen uzunca bir süre bekletebilir yine. Trendine vesaire de bakacağız. İyi düşürmüşler. Yani şuradaki dipleri inşallah şuradaki dipler bırakmaz. Bakın burada aşağı sarkmış. Şuradaki diplere kadar sarkmış. Çizerek göstereceğim. Şuradaki diplere kadar sarkmış. Hisse şu diplerin olduğu yerde tutunmaya çalışıyor. Ama muhtemelen şu araya da inebilir. Arada da trend de denebilir kendine. O yüzden bu hisseyi düşünenler dediğim gibi her zaman yukarının önlemini değil aşağının önlemini alın. Zararlı çıkmazsınız. İlk etapta 6,65 yazacağım 6,65 aşağıda da neydi bu 5,99 6 lira yani 6,65 6 lirası olduğunu bilmekte fayda var. Yukarıda da zaten ilk etapta şuradaki tepelere gidecektir. 7,50'ler hatta şuradan dönmüş zaten 7,36'dan. Şuradan bir trend çizersek bakalım. Bakın düşüş trendimiz de uyuşuyor zaten. Ortalamaların altında kalıyor 7,24. 7,24 bir düşüş trendi var. Bunu kırması lazım ki yukarı yönlü ne yapabiliyor bakalım. Bir umut var mı yok bunu bir görelim. Şu dipleri kırarsa gene düşüş trendine devam eder. Bakın zaten hep şu dipler birleşmiş. Buraya değmemiş ama değerse de 5,49, 5,50'lere kadar gitme potansiyeli var. Spekülatif olduğu için lotlarda az çünkü. Evet, daha az lotu olan hisseler de var ama bunda da çok denilemez. Diğer bankalara göre mesela Garanti'nin var belki 800 milyon lotu. Akbank'ın var 3 milyar belki yani çok aşırı lotları var. Mesela İş Bankası'nın da öyle. O yüzden onlara göre çok çok az. Şu anda hedefleri bunlar görünüyor. Şimdi aylık grafikte daha iyi gözükecektir demek istediğim. Şimdi seviyelerini unutmayalım bunları. Şimdi dedim ya al sat hissesi olmuş. Bakın. Şuradan trend çizdiğim zaman hissenin desteğinin burası olduğunu görüyoruz. Şu çizdiğim alan.
5.79'lar dediğim gibi. Ve hisse sadece şu kanalda gidip gelmiş yani. Şöyle göstermek gerekirse hissenin trendi şurası. Hisseyi hep yukarıda direncine çarptırmışlar. Tekrar aşağı indirmişler. Yani trendden yukarı çıkmasına sadece şuralarda evet çıkmış ama bunlar tuzak. 3 kere çıkmış. Hep trendine geri indirmişler hisseyi. Şimdi dolar bazlı grafik de buna benzer olacaktır ama daha net anlaşılacak. O yüzden hissenin yukarıda hani bana hedef verin, ben yarın uçtu koptu ekonomi ne olacak onu görmek istiyorum diyorsanız gidebileceği 9.90 10 liralara gider yani. En babası şu an için 10 lirayı görür. Yani ileride bir yükseliş olsa ama 10 lirayı görür tekrar düşürür. Günlüğe dönelim. Hatta bir dakika haftalığa bir bakalım önce. Baksanıza o 20, 50, 100 hepsini kırmış aşağı. Yani tehlikeli bir hisse. Şu saatte hani diyelim ki 10 lira, 11 lira, 12 liradan gelmiş, %50 düşmüş, aa ucuz dersiniz. Ama 6 liradan 5.50'ye gelir. Bir bakarsınız 4.70 yani 3'lere kadar. Bir %50 daha niye düşmesin? Şimdi şöyle yapalım bakın. Şurada Şubat'ta çok da güzel bize bir iğneden iğneye Fibo geri çekilmesi gösterecektir. Nereye gelmiş? Hisse 0.78'e bile değmiş neredeyse. Bu artık 0.78'e gelmiş sayılır. 0.61'den de tepki yapmamış. 0.78'e gelirken tepkisini yapmış. Yani 0.78'e tekrar değebilir. Ana trendine zaten desteği de buralara geliyor neredeyse. 5.76'lara. Şuradan arada 5.76'sı da var. Onu bilmekte fayda var. Şu anda ise geniş bakarsanız 10 lirayla 5.50 yani 5.5 ile 10 lira arasında bir trendi var gibi görülüyor. Şimdi dolar bazlı bakalım. Burada şimdi demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Aylığa geçiyorum tekrar. Şimdi orada işler hani dönüş olabilir gibi geliyor. Ama burada bakın. Hisse ne zaman halka arz olmuş? 2016'da kaçmış? 0.56 sent. Yani 56 sentin altında şu anda. Hatta şuradaki halka arz olduktan sonraki en düşük seviyesi 45 sentin de altında. Yani şuralarda tutunması gerekiyordu. Bu hisse artık bunun altına girmiş. Zaten gördüğünüz gibi şuradan beri hep bir düşen kanal olarak düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Şu anda şuradaki desteklerin de altına gittiyse muhtemelen bir sonraki hedefi neresi olabilir? Kesin gelecek diye demiyorum. 12 sentler olabilir. Onu yazıyorum şu anda 12 sent. Çünkü neden? Hisse 12 sente daha da aşağı gidip sıfırlanacak mı dersiniz? Öyle bir şey olmaz. Şöyle olur. Değer 12 sent olur. 40'tan gelir. 22'ye gelir. 61'den döner. Aşağı gider. 9'a gider. 45'e döner. Yani bu şekilde döner döner. Bir yerden döner ama ne zaman? Sonra belki bakarsanız 62 sent gitse gitse 1 dolarlara belki gider. Ama ne zaman gideceğini o tahtanın sahibi bilir. Bir de şurada şöyle bir dezavantaj var. 1, 2, 3 şu dipler eğer buradan bir an önce çıkıp şu ortalamaların üstüne çıkmazsa yani şuralara gelmezse 60 centlere ya da ortalamanın üzerinde şu 42'nin üzerinde tutunmazsa şuradaki korkarım 42 centler güzel direnç olur. Yani 42 centin üstüne gitmesi zor görünüyor. Kuvvetli direnç olur burası. Yani buraya düşerek devam eder ama bir yerden döner onu tahta yapıcı bilir. Hisse dediğim gibi şuralarda tuzak kurmuşlar gene. Boğa tuzağı. Düşen kanal olarak trendini devam ettiriyor aşağı doğru. Yani inşallah dediklerimi ters çıkar yükselir hisse. Şu anda benim bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.